Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir fındıklı kurabiye yapıyorum. Malzemelerimiz 75 gram eritilmiş tereyağı ya da margarin, 1 yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu. Evet, öncelikle kabımıza yumurtamızı alıyoruz. 1 yumurta ve yarım su bardağı şekerimizi alıyoruz ve ikisini iyice çırpıyoruz. Şeker eriyene kadar ikisini çırpıyoruz. Evet, şekerimiz eridi. Şimdi diğer malzemeleri ekliyoruz. Yağımız, 1 paket vanilyamız ve yarım paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı un. Buradaki püf noktası spatula ile atlı üstü şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde. Evet, bu şekilde sadece spatula ile alttan üste yaparak karıştırıyoruz. Hiç elimizle yoğurmuyoruz. Bu şekilde böyle iyice kıvam alana kadar. Aslında şu an kıvam aldı gibi ama ben biraz daha yapmak istiyorum. İyice malzemeler birbiriyle özdeşleşsin. Zaten gördüğünüz gibi hemen hamur bu hale geldi. Evet, hamurumuz oldu. Şimdi küçük parçalar alıp tepsimize dizeceğiz. Şöyle 4-5 santim aralıklarla dizin. Çok birbirine yapışık olmasın hamurlar. Bu arada fırınınızı 170 dereceye açın. Isınmaya başlasın. Evet, hamurlarımızı dizdik. Şöyle biraz çatalla bastırmak istiyorum ben. Şöyle. Evet, şimdi fındıklı kurabiye dedik diyecekseniz fındık neresinde bu kurabiyenin? İşte şimdi geldik fındıklı bölüme. Fındıkları şöyle ufak ufak parçaladım ve üstlerine böyle konduruyoruz. Evet, şimdi 170 derece ısınmış fırında 15 dakika pişireceğiz. Pişme süresi de oldukça kısa. Siz bu arada çayınızı demleyin. Kurabiyeleriniz sıcak sıcak çayla nefes olur. Evet, şimdi bu güzellikler fırına gidiyor. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Mis gibi kokuyor ve gerçekten oldu. Bakın, şöyle böleyim. Gerçekten şahane. Bir de tadına bakayım. Çok lezzetli. Bence mutlaka deneyin. Özellikle misafirleriniz geldiğinde mutlaka yapın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgiler.